Ben İsmet Hakan Ulaşoğlu, Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü. Müzemizle ilgili bilgiler vermek istiyorum. 2013 yılında başlattığımız çalışmalarla 2019 yılının sonuna yaklaştığımız bu dönemde müzemizin de bitme aşamasına geldiğini duyurmak istiyorum. 2013 yılında müzenin restorasyon, restitüsyon ve onarım projeleri hazırlanarak Erzurum Koruma Kurulu Müdürlüğü'ne uygunluk onayı alındıktan sonra 2015 yılında Moğultay Mahallesi'nde bulunan kışla binamızın müzeye dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. 2013 yılında projeleriyle, 2015 yılında da uygulama çalışmalarıyla başlayan müzemizde, müzemizin yapısı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. 4100 metrekarelik bir alan üzerine konumlandırılmış bir erken Cumhuriyet dönemi yapısı olan müzemiz, kare formda bir yapı olup, kuzey kısmı 3 katlı, diğer kısımları 2 katlıdır. 5800 metrekare kapalı alan, 1800 metrekarede avluya sahip olan müzemizde kronolojik sırasıyla, yani ikinci katında müze yer alacak. Zemin katta bakanlığın yetkisi dahilinde olmak üzere o zamanın hazırlanan proje dahilinde yöresel yemeklerin sunulduğu bir restoran ve kafeterya tarzı bir yer düşünülmüştü. Avlusunda da insanların çeşitli etkinliklere dahil olabileceği konser, bireysel tiyatro vesaire tarzda bir amfitiyatro tarzında düzenleme yapıldı. Buralarda hazır hale getirildi. 1800 metrekare avlumuz aynı zamanda aktif, birebir canlı yaşayan bir merkez konumunda olacak. Kapalı alandaki müze içinde birinci katlarda yine kafeterya ve restoranın yanı sıra atölyelerimiz, sanatçıların yaptığı eserleri sergileyebilecekleri atölyelerimiz, laboratuvarlarımız, alanda bulunan tarihi eserlerin onarımı, bir araya getirilmesi, temizlenmesi gibi işlemlerin yapılacağı atölyelerimiz ve depolarımız mevcut. Bunlar hazır hale getirildiler. İkinci katta yer alan müzemizde kare formlu yapı içerisinde bir kuzeye bakan kısmı arkeolojik bölüm, doğuya bakan kısmı etnografik bölüm, güneye bakan kısmı inanç konularının işlendiği, batıya bakan kısımda da yakın tarihin işleneceği bölümler yer alıyor. Kuzey tarafının üçüncü katında yer alan kısımda yine bir konferans salonu ve sözlü tarih uygulamalarının yapılabileceği bir kütüphanemiz yer alacak. Buralardaki işlemler hali hazırda devam etmekte olup şu anda müzemizin içerisinde teşhir ve tanzim işlemleri yapılıyor. Müzemiz sergilenecek eser bakımından da oldukça zengin denebilir. Çünkü 68-74 yılları arasında Keban Barajı suları altında kalacak olması nedeniyle Çemişgezek'in Pulur ve Yeni Köy Höyüklerinde yapılan kazılarda çıkarılan eserler halen Elazığ Müzesi'nde sergilenmekte ve bir kısmı da Elazığ Müzesi'nin depolarında yer almaktaydı. Bizim buradaki avantajımız, Elazığ'dan arkeolog arkadaşımız bize 2 yıl önce tayinle geldi. Bu arkeolog arkadaşımızın daha önce oradaki atölyede çalışmış olması nedeniyle konuya vakıftı. Oradaki listelerin hazırlanmasına, yani buraya getirilecek eserlerin listelerin hazırlanmasında avantajımız bu oldu. Elazığ Müzesi'nde 1300'den fazla eser Diyarbakır Konservasyon Müdürlüğü tarafından tarihi eser
ve yakışır şekilde paketlendi ve hazırda bekliyor. Şimdi tarih olarak da verecek olursam, müze müdürlüğümüz bağımsız müdürlük olarak kuruldu. Ve Cumhurbaşkanımızın 26 Temmuz 2019 tarihli kararnamesiyle bir müdür ve bir müdür yardımcısı kadrosu müze müdürlüğümüze verildi. Tabii bu kadrolara atanma yapıldıktan sonra Elazığ'da bulunan eserlerin taşınması söz konusu. Yani hali hazırda Elazığ'daki eserler taşınacak. Ayrıca müzenin restorasyon çalışmaları devam ederken başka müzelerden, başka illerdeki müzelerde bulunabilecek eserleri taşımaya çalıştık. Tabii bu konuda bir danışma kurulumuz vardı. Yine danışma kurulumuzda yer alan ve Tunceli'de hemşehrimiz olan Zeynep Kızıltan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan hanımefendinin de katkıları büyük oldu. İstanbul Arkeoloji Müzelerinden müzemizde sikkeler sergilenecek. Onların da getirilmesi söz konusu. Yine eğer görecek olursanız müze içerisinde inançla ilgili bir cemevi inşa edildi. Yani bir sergi alanı olarak. İnşa edilen cemevi içerisinde sembolik olarak bir cemde hangi vazifelerin yerine getirildiği orada canlandırılacak. Canlandırmalarla izah edilmeye çalışılacak. Tabi bu arada panolarımız hazırlanıyor, bilgi panoları. İnsanlar müzemizi ziyaret ettikleri zaman kronolojik olarak arkeolojiden girip etnografya, inanç ve yakın tarihten gezilerini tamamlayacaklar. Başta da söylediğim gibi müzemiz tarihi eser bakımından pek çok şu anda mevcut olan pek çok müzeden daha zengin sayıda eserlere sahip olacaktır.